Alsancak'taki mekan patlar demiştim ben size. Boşuna git gel yaptık İzmir'e ya. Allah'tan Naz'ın her zaman bir alternatif planı var. Öyle değil mi Nazcığım? Aynen kuzey. Neresi burası? Biliyorum ben burayı. Zoom X Large. Yeni mekan. Tanıyor musun sahibini? Yani tanıdık evet. Tanıdık. Kimmiş? Eray'ın yeni mekanı. Hani konuşulmuyordu Naz? Konuşmuyoruz ama çocuk mesaj atıp duruyor. Ne yapsaydım? Bu durumu değerlendirmese miydim? Neyse sen gelmek istemiyorsan burada bekle biz gider konuşur hallederiz. Bence de. Tamam. Fazla bekletmeyin Naz. Tamam. Hoş geldiniz. Selam. Ya ben de dedim mesafe koydu aramıza ama. Mesafe koysam hissederdim. Araya okul falan girdi o yüzden. Ha, pardon. Bu arada Eray arkadaşım Pınar. Selam. Merhaba. Eray ben çok memnun oldum. Ben de. Biz de açılış için hazırız artık. İstiyorsanız gelin bir gezdireyim. Bir turlayalım. Olur. Olur. Buyurun şuradan. Ya Nail abi, Naz lafı uzatacak. Sen burada bekle, ben bir bakayım geleyim, tamam mı? Tamam. Hakkı? Bir konuşalım. Şöyle kafanı çevir. Bir bak karanlığa. Orada ben varım. Bu Topal Ahmet'i de babam mı verdi senin yanına? Bundan sonra bizimle. Babanın tek şartı. Adamlar da babamın adamları. Soner. Daha fazla kurcalama. Anlaşıldı, el sıkışıldı. Bundan sonra önümüze bakalım. İleriye bakalım, yol alalım. Sen neyi kabul ettiğinin farkında mısın peki? Ben değilim. Baban benim teklifimi kabul etti. Sen benim yanımda mısın, değil misin? Onu de. Ben şimdi sana abimi çekeceğim. Soner Bey, Akgün Taşkın soyadıyla babasının işlerini devralıyor. Camiada bunu talep etti babanızdan. Babanız sizin de biat etmenizi istiyor. Biat edeceğim. Ben. Biz ikimiz yan yana yürüyoruz oğlum. Ne biat? Ast üst olarak düşünme. Durum geçici. Geçici derken? Geçici. Sen beni dinle. Ufak bir işim var. Bunu halledene kadar böyle. Biat etmeyeceksin bana. Gel beraber yürüyelim. Yanımda ol. Usulen ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bugün burada Akgün Gökalp Taşkın'a sadakatimizi sunacağız. Bu bir gün olacaktı Akgün. Kısmet bugüneymiş. saniye. Bir konuşabilir miyiz? Adamların izin vermiyor. Ne yapıyorsun sen bunu? Geç şuraya. Tamam. Bırak kolumu. Ne istiyorsun sen benden ya? Benden ne istiyorsun sen? Sen yarın taburcu olmayacak mıydın hastaneden? Seni niye ilgilendiriyor? İstediğim zaman taburcu olurum ben bu hastaneden. Seni niye ilgilendiriyor ya? Bana bir söyler misin? Ne oluyor burada? Sana ne? Esas senin ne işin var burada? Anlat. Akgün. Adamın biri az önce elini öptü. Saçma sapan tipler var yanında. O Soner denen çocuk da yanında. Ne oluyor? Bir halin, şeklin, şemalin, böyle davranışların da değişmiş. Kimsin sen? Git buradan. Ne olduğunu söyle. Gideyim. Cevabını almadan gitmezsin değil mi? Cevabını almadan gitmeyeceksin. Yok, olmayacak. Tamam, anlatayım ben sana. Düzen kurmaya çalışıyorum ben burada. Yerleşiyorum senin anlayacağın. Büyüklerimiz öyle uygun gördü. Biz de eyvallah çektik. Büyükler? Kim onlar? Mafya mı? Mafya yok. Aile içinde kalacaksak adresin bu dediler. Ben de vardım geldim. Mafya. Sen de onlardan biri oluyorsun Akgün. Sen sürekli benim büyüdüğüm, doğduğum dünyayı sorguluyorsun Yağmur. Az önce gördüğün şeyler içeride. Onlara verecek bir cevabım yok. İzah edeceğim hiçbir şey yok. Ne gördüysen o. Ne anlatayım sana burada şimdi? Geçmişimizin hatırına sana cevap vermeye çalışıyorum. Ama yok, tamam, buraya kadar. Seni yakınımda, yamacımda görmek istemiyorum. Eğer bir daha karşılaşırsak kalbini kırarım. Silah da mı taşıyorsun? Sakın. Sen? Sakın. Çocukluk bitti artık. Git. Hadi. Anladım. Bu defa gerçekten inandım sana. Sen büyümüşsün Akgün. Adam olmuşsun.